Cengiz Yeziz, 1968 yılında Kars'ın Kağızman ilçesinden muhacir olarak geldik. Oraya da gelmemiz Hazar Denizi kıyılarından. Hatta birazcık soy ismin bana da garip geldiği için araştırmaya çalıştım. Yeziz bu ne anlama geliyor diye. Hazar Denizi kıyılarında bir yerleşim yerinin ismiymiş. Tabii ki internet üzerinden araştırdığım kadarıyla. E, tabii şartlar bizi 1968'de Manisa'ya etti. E, buraya e, geldiğimizde e, tahmin edebiliyorum 2-3 yaşındaydım ama yaşadığımız zorlukları, atlattığımız devreleri, neden geldiklerimizi o günleri e, anlayamasan da son, daha sonraları keşfetmeye başladım. Bunun da biraz babamdan gelen gen olarak gelen e, nasıl söyleyeyim? Yani. E, Zanaata meyilli, sanatçı kimliği, İşte babam bıçak yapardı, ee, babam bir örsü vardı, çekici vardı, o beline bağladığı bir palaskası vardı ve bu bütün takımı, bütün dükkanı onun üzerindeydi. Hatırlıyorum ben bunu çok iyi. Orada işte kurban bayramlarında babama getirdikleri hayvan boynuzlarını biriktirirdi. Tabi kurban telaşı geçince onların hepsini büyük bir ocak yapar, ısıtırdı, onları düzeltirdi. Bunlar hep hatırlıyorum. Yani bugünkü benim e, bu e, kaybolmaya somut olmayan kültürel mirasımız kategorisine giren el sanatları, ahşap oymacılığını da seçmemin belki de yüzde seksen nedeni kendinden gelen bir faktör olduğuna inanıyorum. E, tabii biz de internet çağını birazcık da modern e, sanat anlayışıyla, biraz da okumanın verdiği bir estetik katlı diyelim. Biz de şükür elimizden her şey geliyor. Bir e, sanata ilk adımda şiirle yazmak, yazmakla başladım. İlkokul ve ortaokul sıralarında. ondan sonra bu yetersiz gelmeye başladı. İşte kısa kısa öykülerim vardı. Öykü yazmaya başladım. Has, e, e, i̇lkokul 5'e giderken ilk şiirim yayınlandığında o keyfime diyecek yoktu. Çünkü o beni çok motive etti. Mehmet çok bilendi. O kişi şimdi rahmetli olmuştur. Allah ondan razı olsun. Çünkü beni çok motive etti. Sanata ilk adımımı atmayı ya da bende olan bir şeyi birileriyle paylaşmanın verdiği hazzı yaşamayı bana öğretti. E daha sonraki yıllar hayat biraz da geçim kazanmak zorundayız. Hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Bunun yanı sıra tabii ki geldiğimiz kültür, yetiştiğimiz kültürde okumanın hiçbir zaman yeri yoktu. Ben okurken kızarlardı. Abilerim döverdi beni. Hatta ben eve kitap sokmaya çalışırken kitabı böyle bir e, foşetin içinde ya da kara şeklinde olduğum anlaşılıyordu. Onun sağına sonuna gazetelerle şişiriyordum. Onun kitap olduğunu anlamasınlar diye. Bu şekilde evime kitap sokuyordum ya da bu şekilde gizli gizli kitap okumaya başlamıştım. Okumayı çok severdim. Şu anda zaten o küçük e, ortaokul, ilkokul yılları sonu ve ortaokullarında biriktirdiğim o kitapları şu anda elime aldığım vakit o yaşlara tekrar geri dönüyorum. Bu, bu büyük bir keyif. O anlar bir daha canlanıyor gözümde. Ve onlardan muhakkak bu olumsuz olarak görmüyorum bunu ben. Abilerimin öyle yapması, hayatın beni bu şekilde itmesi, bu kadar zorluklarla karşılaşıp inanın hepsi benim iyiliğim içinmiş. Çünkü beni, ben var eden e, kişiyi ya da çok e, arabesk bir tabir olacak ama yani, e, kişi kişi yapan acılarıdır, yaşadığı acılar Gerçekten böyledir. Eğer bir kişi bir acıyı yaşamıyorsa onun yaşadığı atmosferin ya da acıyı doğuran atmosferin kıymetini bilemez. O atmosferin nereden doğacağını dahi bilemez. E, böyle bir yaşantım oldu. Tabii e, şurada da bir parantez açayım. Ben evin en küçüğüydüm. Ben bildiğim bile annem babam yaşlıydı. Yaşlarım müthiş hürmetim vardı. Yaşlıların müthiş severdim. Hep e, belki de bu yüzdendir. Benim hiç kendi e, yaşıt arkadaşım olmadı. Benim arkadaşlarım hep benden bak en az 15 yaş büyüktü. O zamanlar mesela işim gereği kahvehanede işte işe giderken gelirken şu hep yani kendi yaşıtlarımı hiç kafam uymazdı. Çünkü biraz daha nasıl söyleyeyim? <laughs> Yavan böyle la 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 hiç abuk olmayan muhabbetler ama büyükler muhabbetler hep kafamı sarardı. Yani ciddi görürdüm. Böyle hayata dair bir şeyler vardı. Bir şey yani biraz görmüş geçirmişlerdi. Bunun nedeni de işte babamın annemin çok yaşlı olmasına. Ben bildim bile annem babam yaşlıydı. Buna bağlıyorum. Belki de bu da beni etkileyen etkenlerden biridir. E tabi ortaokul <laughs> affedersiniz. E, ortaokul sırasında okurken e, baya gayet başarılıydım. Ama Ortaokul sırasında benim 12 Eylül hareketi darbesi olunca bizimkiler kurttu. korktu. Ya bizim önümüzde ön lisans vardı. İşte orada <laughs> her gün olaylar olurdu. İşte ortalık biraz karışıktı. Beni okuldan aldılar. Bu bende büyük bir yara oldu. Bu okumayan birazdan daha meylim daha çok artmaya başladı. İşte her ne yaparsam yapayım kitaplarımdan beni kimse ayıramıyordu. Okuyordum. Tabi bu askerlik dönemine kadar bir takım işlerde çok çalıştım. Çünkü her yaptığım işte muhakkak yani ya seviliyordum ya başarı ya yaptığım işi başarıyordum. Bu yüzden de yani biraz bazen de içim içime sığmıyordu. Ya ben bu işi ben şunu yapıp edip bitirdikten sonra bu benden bitiyor artık. Benim malım değil. Bu yaptığım kişiye nereye hitap etmişse oranın malıdır. Bunun bende hiçbir değeri yok artık. Yeni bir şey yapmalıyım. Onu da yapınca bu da yerine ulaşınca hayır o da benim artık gözümden düşüyor yeni bir şey yapmadım. Böyle bir hani e, maymun iştahlı denir ama ben bunu e, farklı bir şekilde versiyonunu yaşadım. Ama böyle müsrif e, yaptığını çöpe at. Hayır o bir değer bulduktan sonra onun o sahibi başkası artık. Bu mantıkla çok iş değiştirdim. Eczacılık yaptım. E, işte asker öncesi e, yani e, polisacılık yaptım, polyester dökümünde çalıştım, Marangozda, hanelerde çalıştım. E, Dürümcüde çalıştım döner yaptım çok iyi döner yapardım dönercide çalıştım yani döner bile sarmaya başlamıştım ama aslında bunların hala bana yetmediğini yani içimin sesine kulak verdiğimde yetmediğini hissettim ama ben aradığım neydi bunun daha farkında değildim tabii şartlarımız askere gittik geldik. İşte askere girdiklerden sonra baba, annem oğlum ben artık yaşlıyım muhakkak sen e, evlenmeden e, gözüm açık gitmesin. 24 yaşında biz e, 24 25 yaşlarında annem de e, gönlü olsun diye evlendim. E, geldim şimdi bir hayat bir hayatımızı kazanmak zorundayım. Ha bu ha bu arada parantez şeyim bu arada bizim bilederler inşaatçılıkla uğraşıyor. kalfalık yapıyor. Ben yanlarındayım ve müthiş ustayım. Yani normal bir ustanın yaptığı, iki ustanın yaptığını ben bir günde yapıyorum. Ee, Asya'nın geldiğim bir müddet bu e, inşaat yine ahşap, marangoz, inşaat sektörüyle ilgilendim. Ya, e, ya bu bana bile şey geldi, yetersiz geldi. Daha farklı bir şey yapma. E, tabii ki bu, bu yanı sıra ilkokul sıralarıma, ortaokul sıralarıma tekrar dönecek olursak e, Hale Metya hocamız, Manisalı bir hocamız daha yeni rahmetli oldu sanırım. E, El işi dersine bize ödev vermişti. Herkes ahşaptan bir şey yapsın. Ben de ahşaptan bir heykel yapmıştım. Ama o zaman ne heykeli ne olduğunu bilmem. Ama insana benzetmeye çalıştım sadece. Ee, orada da fark ettim yani elimdeki o ahşapla ilişkimi fark ettim. Tabi askerden geldikten sonra inşaat sektöründe çalıştım. Ee, çok farklı sektörlerde çalışıyordum. Bunun yanı sıra yine e, edebiyata bırakmıyordum. Nerede edebiyat günleri varsa, nerede bir şey gidip gelirdim. Nerede kendi yani kendim giderim, köşede kendime o hazım. Aslında o haz almak içindi. Yani bundan bir beklentim falan olacağı için değildi. Hatta kütüphane üyeydim. Her hafta düzenli kitaplarımı gider alırdım. bir şeyler yapmak istedim. Parşümantel yani bir bezin üzerine bir resmi antik antik hale nasıl dönüştürebilirim? şey i̇şte böyle bir şey nasıl yapabilirim? Manisa'mızın kültürel değerleriyle ilgili Manisa'mızın işte ahşap ne yapabilirim? Bunların kafamda kurgusu belirmeye başladı. Tabii bunu kime anlattıysam e, o andaki kültürüne ya da eğitimine çok uzaktı. Yani kimse hemen anlattığım şeyin bunu getirisine. Şu mantık buydu. E bunu bakın bir anda ne, şimdi ne anlatabilirim? Bunun getirisi e, olarak e, pek bir şey de e, yok yani. ha. Getirisi olabilir çok çok ileriki zamanlarda ama o getiriye kadar kimin e, tahammülü var ya da kimin e, gücü var gibisinden e tabi bunun yanı sıra bu arada Bilinçli ve Sağlıklı Yaşama Dernek kurdum. İşte dernekte Manisa'mızın yine kültürel değerlerini ya da yine çok sesli işte çok görüşlü demokratik işte bir o bakınca aslında var ya bunun en güzel tarifi bir olma hali. Bakınca hepsi bir. Aslında bakınca her şey bir. Ayıran kişilerin nefisleri ve zevkleridir. İnsanların arasına düşmanlık sokan nifak sokan zevkleri ve e, hazlarıdır. Başka hiçbir şey değil. değil. Onların peşine gittiğin zaman insanlar ister isteme kutuplaşıyor. E, bunun yanı sıra tabii yine e, aktiftim. E, dergi yayınlamaya başladım. E, Kimo dergisi adına bir dergi yayınladım bilgisel dergi adında dergi yayınladım. Bu dergi e, yayınlarken yine bir takım maceralarımız yine oldu. İşte bir takım e, politik e, ortamlara girmek zorunda kaldık. E, baktık, yani politik ortam bize göre değil. Yani biz bir tarafın adamı değiliz. Biz, e, buradan da baktım, buradan da bizim yani bir tarafa çekilmek zorundayım. Bu dergi de bir müddet sonra ara verdim. En son ne yapayım, ne yapayım, çocuklar da oldu. Çocuklar da yavaş yavaş büyüyor. Tabii bunun yanı sıra e, çocuklarımızın e, okulları var. İşte e, bu hep ama boş durmuyorum ben. Bir tek sabit iş olmasa dahi sürekli iş. Mesela ben bir anımı daha anlatayım. Bir gün e, e, böyle e, bayağı e, şey bilinen meşhur bir tiyatro grubu e, Melemen'de, Melemen'de bir e, şeye, protokole tiyatro gösterisi yapacak ama tiyatrodaki ışık, ses efektini ayarlayan o arkadaş rahatsızlığını gelemiyor. Onu da yöneten, organize eden arkadaşlar beni tanıyor. Ya Cengiz dedi çok acil, sıkışık senin yani iki saatimiz var gösteri başlayacak acil gel. Ya ben ne anlarım dedim ben ömrünü, tiyatronu ama sen yaparsın dedi. Başka türlü şu arada dedi biz başka bir şey yapamadık. İyi tamam gittim hemen oraya hemen gittik başlamaya bir saat var oturdu bana şey anlattı dedi ki işte replikleri anlatıyor bana. Şu replik girince şu müzik girecek. Şu replik girince şu ışık normal ışık yanacak. Bir şeyler anlattı ama anlattıkların ardına eyvah dedi ben sana yanlış söyledim dedi. Böyle değil dedi. Aman dedim bırak dedim. Şimdi benim sorduklarıma cevap ver. Ben kafamda hafızalama alayım. Yapabildiğim kadar yapayım. Dedim ki kaç tane sahne var işte ya 17 ya yani 17 tane replik olayı var böyle bir şey. Ha şimdi replik ne bu? Oradan hangi ışıklanacak bu? Hemen notunu aldım. 15 dakika sonra da protokol hepsi ön tarafta arkası dolmuş da ilk seans. Herkes dolu. Ya Allah bizi ya dedim beni utandırma dedim. Girdim. İnan baştan sonra orada o gece 4 seans oldu. 45 dakika sürüyordu. Yine ara verildi. Bir de 45 dakika 4 saat. İlk iki seans ilk iki sans hiçbir hata yok. Bir yani hata bazen var da yani seyircinin anlayacağı bir hata değildi o. E tabii ki bize biraz özgüven gelince var ya biraz da bak buradan bu gerekirse gerekse bunu çıkarsınlar dersi. Biraz özgüven geldi ya yapıyorum işte falan. Üçüncü şeyde başladım hata yapmaya. Sen misin? Sen misin? o i̇şte bu herkese ders olsun. Yani özgüven bir insana kötülük yapmak istiyorsan ona düşmanlık yapmak istiyorsan, ona sınırsız güç ve özgürlük ver, kenarda dur, seyret. İşte en büyük insanın en büyük düşmanı sınırsız güç ve özgürlüktür. Yani bazen derece ya, disiplin disiplin. Yani e, bu e, şey e, sopa ne meşhurdur cennetten çıkmadır, dayak cennetten çıkmadır. Bu yabana atacak bir şey değil. çok iş yaptım. Eczacılık yaptım. İşte hatta bir foto fotonil vardı. Beni hala İsmail abiyle görüşürüz böyle. Konuşu benim çıraklığım geçti orada. Şimdi orada e, şeyler vardı. E, arşivler vardı. Ama bir numara falan derdi. Hemen bak, bak, bulur verdim. Ya Cengiz dedi ben senin gibi çırakırım sen senin de çok az kaldım ben diyordu burada. Ama yok yapın yani yeni bir şey, yeni bir şey, yeni bir şey. Böyle bir arayış içindeydim. Tabii geldik en sonunda burada bizim bir ee, bu handa köşede Salih Usta'mız vardı. Oraya bir parşümantel resimler yapıyordum. Onların üzerine çıta yapacaktım. Geldim Salih Usta'm dedim. Bana dedim çıta yap dedim. İyi dedi kaç tane? 60 tane. Ver parasını dedi. Çıkardım parasını peşin verdim. Gidiyorum geliyorum. Dur işim var. Gidiyorum bilim. aradan bir hafta geçti. 10 gün geçti. Bugün işte e, sayın e, şey, Cengiz Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün fotoğrafta temin gördüğünüz gibi o sergisine hazırlayacağım çıtalardı. Bu beni oyaladı. Geldim Salih Usta dedim. O zaman da senin çok acelen varsa o elinde bir taş bir şey oyuyordu böyle. Geldi sen benim işi yap dedi. Ben de senin çıtayı yapayım bir Tamam yapayım dedim. Ya bilmiyorum ama dedim ki ben şey yapayım. E, bari benim çıtayı yapsın ne yapsın. Ben aldım kaptırmış gitmişim böyle. Ama uzaktan beni sen bu işi yapıyor musun dedi. Hayır yapmadım. Sen bu işi yapıyorsun dedi. Yalan söyleme bana. Sarı ben yapmadım bu işi. Ya ben sana elimden gelir bir şeyler ama yapmadım. Bak dedi. Gitti geldi yine benim yarım yamalak yaptı. En son dedi ki ya dedi, bak sen geldi bu resimleri buraya asarsın dedi. Sen yanıma gel git takıl dedi. Bak benim yanımda çırak olmayı isteyenler çok var ama dedi, ben istemiyorum. Onlara lay lay lom diyor. Evet ama senin elinde yetenek var. Gel sana bu işi öğreteyim. Yok dedim önceleri. Diye. Bir hafta geçti. İki hafta baktım benim işi de yapmıyor yine. Böyle sallıyor yarım yamalak. Tamam dedim Salih Usta yapacağım dedim. Sen gelirsin buraya işte de resimlerini asarsın. Burada işte buraya gelip gidenler var. Görsel kendini tanıtırsın falan. Böyle benim aklıma girdi. Hadi onun ben de yaptığım işleri onun yanına koyuyorum. Arasına gidip geliyorum. Ahşap oymayı. Ben, ben kendisi bu tabiri ben bir haftada oymacı yetiştirdim. Bir haftada oymacı yetişmez ama dedi, sen yetiştin dedi. Allah bin kere razı olsun. Elime bir altın bilezik. Ama bu bu zaten içindekilerin bir bölümüydü. Zaten bende mevcut olan bir şeyler vardı zaten. Bu ne yaptı bana? Ee, kanalını açtı böylelerken e, başladık işte gazetedir, haberde uluslararası e, haberlerde çıktım gazetelere geldi. Hatta o zaman özgün çalışmalarım çok vardı. Taşlardan mesela e, mesela şu taşı örnek versem bu bulduğum çok iyi bir kay, kaynak, kaynak taşıdır. Şuradan kaynak yapılan bir taştır. Bunu yaptım. Taşın kendi şekline göre bozmadan ne çıkar? O anki işgücüsel olarak böyle bir çalışma yaptım. Bu taşlardan yaptım. Hatta o yaptığım bir taştan e, bir taşın üzerinde 8 tane yüz vardı, suret vardı. Bir yabancı bir turistimiz burada gezerken aldı. Hatta verdiği fiyatı "Aa çok ucuz" dedi. Bulurum böyle bir şey. Biz abona o zaman ki daha kendimizin farkındayız, yaptığımız için farkında değiliz. Yani böyle bir yaşanmışlığımız da oldu. Ta ki işte yaptığım işler kabul görüp bu arada yine edebiyatı yine bırakamadım. O içimizde olan bir şeydi. Sürekli okuyordum. Bir şeyde Yeni Manisa Gazetesi'nde e, köşe hazırlığı yapmaya başlamıştım. E, hayat böyle e, devam edip gidiyordu. tabii şu ana gelmemiz inan hiç de kolay olmadı. Yani bir insan birileriyle savaş halinde olur ama o savaş halinde olduğu kişi ailesi olmaz. Ben kendi ailemle savaş halindeydim. Bazen bakıyordum ki ben ya ben bu aileye ya 50 yıl 100 yıl önce gelmişim. Çünkü benim kültür yapım, benim kafa yapım, benim bakış anlayışım yani ne bileyim çok farklı hiç uymuyordu annem babam zaten ama yaşlı olmalarından da onlar ne derse hürmet başımın üzerindeydi. Onların bilgeliği, tecrübesi yani onların hiçbir eğitimi annemden bahsedeyim varlıklı hiçbir eğitimi olmadığı halde bugünkü modern o hala eee Kars'ın bir köyünde bir mağara gibi bir evde o e, hayvan yağlarından yapılan o yağda e, ip batırıp mum olarak kullandığı bir alandan çıkıp gelmişti bak. Onları yaşamış bir insan olarak. Ama yine de günümüzde ilk okuma yazma seferberliği olunca köye gelmiş anneme şey istemişlerdi. Ya sen burada okulda çocuklara sen devletin memuru gibi ol. Çocuklara ders ver. Okuma yazmayı o zaman öğrenmişti bak. Böyle bir ama e, günümüz modelinde onların da bir bakış açısı mantalitesi vardı yani onun dışına çıkamıyorlardı. Buna rağmen onların aşırı şefkati, anneme duydum, anneme babama aşırı duydum, sevgi ve şefkatten aldığım o haz beni bugün bugüne getirdi. Bugün de entegrasyonumu sağladı her şeyin başında sevgi ve şefkattir. Hani bu boş bir şey değildir. Sevgi şefkatin içerisinde bugün modern çağda anlatabileceğimiz ya da dile getirebileceğimiz unsurlar, doneler olmasa dahi ya da olmadığını düşünsek dahi o sevgi ve şefkatin içerisindeki bugünkü ve gelecekteki bütün modern düşünce ve hamle ve gayretlerin içerisindeki o sevgi ve şefkattan alınan müthiş enerji. O bir enerji olarak görelim. O enerji, biz burada enerjiyi harekete Çevirmenin bir e, yansımasıdır. Benim de yansımam annem babamdı çünkü e, annemden babamdan aldığım büyük sevgi ve şefkattendir. E, tabii e, hayat bizim ne kadar planımız ne kadar hesabımız kitabımız olmuş olsa da hayatın da kendi içerisinde bir planı var bir hesap ve onları öpüşmedikten sonra bizim planlar havada kalır. Genelde benim planlarım hep havada kaldı. Çünkü ben e, çağımızın çok çok ötesinde düşünürdüm. E, ama ötesinde düşündüğüm için çağın imkan ve gerekleri benim önüme çıkmıyordu, çıkamıyordu. En basit bir örneği vereyim. Ya ben gidip birine kendimi anlattığım vakit e, kafasında şu kurgu oluşurdu kişinin mesela o dönemlerde. Ya bu çünkü çocuk nedir ya bu bilmiyorum. ya bu kadar buradan biliyor oradan biliyor oradan konuşuyor oradan. yani bir isim, bir konunun dini felsefi hangi boyutu olursa olsun her şeyden biraz mevcut oluyor için adamların kafasında soru kalıyordu adam necidir bu ya ya açık söyleyeyim bu buydu ya böyle bir ben böyle bir savaştan çıktım ya diyorum çok ya çok çok bilge olmana gerek böyle birazcık salak gibi durun biraz işte saf gibi işte bir şeyler yap Olmuyor, yapamıyorsun onu. Tam madde olarak belirli bir seçiciliğimiz yok. Aslında bizim e, evimizin karşısında, derenin kenarında benim ev. Orada bakıyoruz ki bu selden böyle e, gelen e, dallar, kökler, ağaçlar vardı. Onları bazen getirirdim burada işler satardım. Ee, yine ihtiyaç duyulduysa yine Marangozlar sitesinden, e, oduncalar sitesine gidip, oradan istediğimiz figürde biraz seçme şansımızla da da alıp gelirdik. Ama daha profesyonel, tabii ki olabilmek için e, bu sadece oymacılıkta kullanılan fırınlanmış ağaçlar vardır. Bunlardan zaman zaman çok özel siparişlerde gidip ona da temin edip yapabiliyoruz. Ama genelde ne bulursak onu istiyoruz. Bizim için hiç fark etmiyor. Tabii ki bazı ağaçlar çok serttir, bazıları yumuşaktır. Ama böyle bir lüksümüz olmadı hiç. Yani biz özellikle şu ağacı seçelim de daha yumuşak, daha iyi işleriz, daha vakit kazanırız. Böyle bir şansımız olmadı. Ne bulsak istiyoruz. O zaman ahşap oymacılığı önceden peki bir araştırma yaptınız mı hiç? Hani özel malzemeler? Tabii tabii tabii. Hepsini yani bunun tabii ki bunun işine biz, biz başlangıçtan bahsediyorum. Bunun içine girdikten sonra bütün ağaçlar işte e, ladindir, e, kestane ağacıdır, ceviz ağacıdır. işte bütün ağaçların hangi ağaçların hangi işlerde daha başarılı olduğunu hepsini keşfetti. Konusu araştırdım. bunların Bunlarınkin dokümanları indirdim. E, tabii şu anda e, şu anda daha profesyonel bir şekilde hangi ürün hangi ağaçtan daha muntazam yapılabilirse, mesela bir örnek vereyim. E, ıhlamur ağacı e, çok lifli bir ağaçtır ama çok ince bir ağaçtır. Zımparaya gelir. Ona fil dişi ürünler çıkarılabilir. Başka hiçbir ağaçtan çıkarılmaz. Fil dişi bildiğimiz fil dişini yapmak istiyorsan o ağaçtan yapacaksın. Çok daha pürüzsüz, net ve hafif bir ağaçtır. Ee, bu gibi şeyler tabii dikkat ettik ee, ve gerektiği ağacı gerektiği yerlerde kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi e, ağacı biz ahşabı ağacı temin ettiğimiz an o işleme başlamıştır. Çünkü onun doğada onun doğanın var ettiği bir şekli vardır. Ağacın bir dalı, bir budağı, bir şekli, bir kıvrımı vardır. Bu kıvrım e, önce karşımızda onun analizini yaparız. Bu kıvrım bizi nereye götürecek? Yani bu kıvrımda bu ağaç ne olmaya yakışır? Bu dal parçası ne olmaya yakışır? Eğer dışarıdan ona müdahale edip bir ilave ek falan yapmadan önceki önceliğimiz bu. Ona bir ilave ek yapmadan bu ağaç kendini nerede hissediyor? Bunu iyi analiz yapıp ondan sonra başlarız kabuklarını yoymaya, soymaya. Kabuklarını soyduktan sonra işte keskiyle önce kaba keserle baktık bu ağaç şeye benziyor. Bir, şey, bir ceylan. Ya bakıyorsun işte iki tane kulak var yüz şekli burada falan. Biz ona biz bir ufak bir müdahale gerekiyordu. Farkındayız bunu. Ha bundan bir ceylan çıkar. Tamam. Ama bu ceylan bakarsın bazen kuyruğu olmaz sonradan ilave yapmaya çalışırsın. Ama ilave yapmamaya çalışarak güzel bir eser ortaya çıkarmaya çalışırsın. Bu sadece bir örnekleme yaptım. Bu her şey olabilir. Mesela doğaçlama olarak bazen, mesela şu üründen bahsedeyim. Ben bu ürünü ilk yaptığımda yine bu dışarıda sergideydi. Biri yine ben Alaşehir'de bir üniversitede öğretim görevlisi bir bayan Arkadaştı ya dedi ki e, mitolojide bir isim söyledi bu kem kovucu bu o dedi o isme çok yakışıyor dedi hem bereket hem burada bir doğurganlığı bahsediyor hem e, bereketi bahsediyor hem bir dişiliği ön plana çıkarıyor yani e, biraz da bu işin ilmini bildiği için yani bugün e, erkek toplum ataerkil oldu ama çok çok önceleri de tam bu tersiydi. Bayanlar erkeklerin yerindeydi. Bayanlar her şeyin önündeydi. Bu kültürü de bu mitolojiden bu bilgilere sahip olduğu için bunu oradaki bir figürü olmayıp da bir mitolojide ismi olan bir şey söyledi. Yani kem kovucu bereket getiren. Bu ya bunu nereden düşündün yaptın dedi. Hayır dedim ben bunu düşünmedim dedim. Ben şuna girerken taşın kendisi böyle bir şekildi. Ben aldım çekici keseri elime aldım ve yapmaya başladım. Bu çıktı ben bunu böyle tasarlamış bir şey değil dedi. Kişinin hani el gözün göz ve kalp üçlemesini ya da bir de bunun yanı sıra kendini kendine bırakmayı işi başarabildiği an o akış onu nereye götürür? İşte o akışta bir şey var. Belki bugünkü toplumda o şuur, algı yoktur onu algılayabilecek ama yıllar sonra Bugün nasıl biz e, 3-5 milyon bulduğumuz kazılardaki bir anlam şu anda yükleyebiliyoruz. Belki o zaman onun anlamını onlar yapan kişi anlamını pek bilmezdi. Bu konuyla ilgili yine benim kendi bir özel bir araştırmam Mısır piramitleriyle ve onun etrafındaki lahitlerin üzerindeki o hani bazen e, kuştur, böcektir. Bunların niçin yapıldığını hala ben bilinmiş olduğunu sanmıyorum ve bunlar kendi nazarında da niçin yapıldığını kendi iş dünyamda yaşadıklarımla birazcık çözmeye çalıştım. Ayrı bir konu gerçi o da şunu demek istediğim şu. Şimdi bu ben bunu bilerek düşünerek bir şey yapayım, Tasar böyle bir şey tasar. Yani nereden aklıma gelir? Yani ne bilirim ben mitolojide orada bunun böyle bir şey. Hayır. Kişi kendini kendine bıraktığı an onu götürdüğü o akış, o meyil o, orada bir şey yatıyordur. Ya bazı eserlerimiz gerçekten sanat eserleri böyle ortaya çıkıyor. Ama e, tabii ki bir de e, günümüzde e, yapılması gereken ya da önceden planlanmış, planı çizilmiş, kalıbı hazırlanmış eserler, özel siparişler. Onlar da kişinin, müşterinin istediği şekilde da rahatlıkla yapabiliyoruz. Şimdi ürünleri geçen, e, benim yine birebir yaşadığım bir şey, yaptığım bir ürünü e, yani laletteyim bir köşeye attım durdu. Şimdi o köşeye attığımız durduğunda da... E, yani bulunduğu ürün ürünün, hani bunu genellemek de yanlış olur. Bir ürün bulunduğu yerde ya rutubetinden, neminden ya da fazla ışık almasından ya da ışık almamasından kaynaklanan bir değişime uğrar. Şimdi bu değişim bazen aleyhte bazen de lehte olabiliyor ama bu değişimi avantaja dönüştürmek de yine kendi elimizde. Yani birazcık biz bunu daha antik, daha görsel, daha böyle bir çok eskiden kalmış havaya vermek istiyorsa onun için ayrı bir çaba, ayrı bir muhafaza şekli vardır. Bir de ya günümüzde modern sadece üzerine gomalak cilalı işte parlak bir şekilde olmasını istiyorsak o şekilde muhafaza etme. Yani her iki türlü de yapabiliyoruz. Müzik internette biraz araştırdım da bu lazer makineleri var. İşte buradan heykel de yapabiliyorlar. ama ama bu sanatta iç içe olan insanlar, sanat eleştirmenleri, sanata gönül vermiş üstatlar bunun farkındalar. Bunlara ne rağbet gösteriyorlar ne de onların bir sanatsal değer olduğunu sanıp da baş köşeye koyuyorlar. Bunlar sadece geçiriyor her yıl bir mobilya nasıl bir eve mobilyalılar öteki mobilyaları değiştirir bu gibi ürünler olarak e, e, ucuz ve piyasada çok olan bir şey ama gerçek yani kişi suna bakıyor yine ben bunu yabancılardan gördüm buraya gelen turistlerden bakıyor ki şeyin üzerinde keski izi var mı milimetrik olması e, onlar için önemli e, cazip değil kalıptan çıkmış gibi, işte tornadan çıkmış gibi ya da işte CNC makineden çıkmış gibi. Bunlar rağbet etmiyorlar. Bir kişi ustanın elindeki yapan usta gerçekten bir ustaysa onun elindeki sinerjisi, beyindeki dalgaları, o epifiz beziyle kendisi arasındaki o ilişki şu ürüne yansıtabilmiş mi? Bu ise ya onu hazrediyor o evinin bir köşesinde bak 10 yılda kalmış olsa onun orada rahatsız etmiyor insanı. Ama e, dijitalde işte CNC makinelerinde çıkan bir ürün evin bir köşesinde bak inanın bu böyledir. O kadar e, albenesi olsun, parlak olsun. O kaldığı zaman bir müddet sonra rahatsız ediyor. Yani bir iticiliği başlıyor. Onu evin köşesini tutmazlar. Bakıyorsun ki bugün bit pazarlarına dolaşmış olsan o gibi ürünlerden çok var. Ha bunun olması bize bizim için bir avantaj. Gerçek sanatın değeri ortaya çıkıyor. Gerçek bir elin ya şun bu bu hepsi teker teker elle yapılan bir şeydir ya. Bunu CNC makinede de yapabilirsin. Bu hazzı veremezsin ama anlayan için. Ama hayatı laylaylon böyle şatafat can canlı görenler için onlar cazibelidir. Alırlar bir bir ay bir bir sene sonra onu değiştirmek zor. Çünkü yetmez ona. Onun için ruhunu doyurmuyordur onun bu, bu 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 budur. Ama onun için bunu bir avantaj mı? Çünkü nüfus gittikçe kalabalıklaşıyor. Herkes o ürünü iyi bir değerli, iyi bir sanat ürünü evine koyamaz. Ne yapacak? Onlardan da görselikten alıp koymak. Bu açıdan bakmak gerek. Bir de Manisa'nın şöyle bir özelliği vardır. Yani hiçbir kentte bu yoktur. Bir bak mitolojikle kültürel değerler çok farklı. Mitolojik efsane gibidir. Yani onun bir kaydı kuydu bir şeyi yoktur. Sadece kulaktan dolma ve bir o an o an kişinin uzmanları da ona bir şeyler yakıştırmışsa, ilave yapmışsa mitolojik doğmuş Ama Manisa'mız hem mitolojik hem kültürel yönden iç içe kaynamış bir şeydir. Düşünsenize bak yedi kızlar olayı var. Ve onun yanında Zeus Tantalus olayı var. Bakıyorsun ki Zeus işte her Herodot'un onun kızlarını öldürmesiyle falan. A. Tarihte böyle bir şey yok. Hem mitolojiyle tarih kültürü iç içe geçmiş. Şimdi ya diyorsun mitoloji doğru değildir. E ama yedi tane mezar var orada. Bu nasıl iş falan. Bu, bu da ilginç bir şey. Aslında bu ayrı bir başlı baştan bir tez bir konu olma, konudur bu. Manisa'nın böyle bir değere sahip. Bu Manisa'mızın bu güzel kültürel değerini de e, e, düşünerek el sanatı üretmek, bir şeyler yapmak, bu tarihi mekanlara yeni objeler, ahşaptan bir şeyler yapmak tabii ki bizim en büyük sevklerimizden biri. imkan verilirse, biraz maddi olarak destek alırsak. Bürokrasi kesimine çalıştık. Mesela vali kaymakamlığın salonlarına söyledik, belediyelerimizin makam odalarının işte verdiği hediyelere yapma yaptık. İnternet üzerinden bu gibi talepler çok var. Mesela ben hiç tanımadım bir de işte ben sizi haberlerde gördüm işte nasıl tanışabiliriz? Nasıl bu ürünü yapmak istiyorum? Bu gibi konuşmalarımız çok oldu ama bizim de imkanlarımız kısıtlı olduğu için yani şimdi biz biz belki de ulaşacağımız noktanın daha yarısındayız. Belki de Allah yine sizden razı olsun. Belki de Büyükşehir Belediyemizin Sayın Cengiz Başkanımız Cengiz Ergün'ün de bundan sonraki bir desteğiyle de belki daha da önemli bir yerine gelebiliriz. Ha bizim için inanın bak bu bu önemli değil. Bizler için yapıyor olmanın ama bizim gibi bir değer ya da bizim gibi bir şeyin kör olup yok olup gitmesini ya alın kullanın. Alın değerlendirin. Ben bir şey söyledim bak. Ben bir ürün yaptım. Piyasa bunu sahiplendi. Bitti benim değil o. O ona hitap ettiğim kişiyi onun kullan. E ben bizler de öyleyiz. Yani bizler mesela ben bir şey bahsettim. Büyükşehir Belediye isnatı bir konu için davet edildim. Bir testi yapılmış. Galiba bu verim ama testin üzerindeki o boya, yeşil bir boya çok böyle itici. Yani o desti kültürel bir 3 bin 3000 bin yıl önce de Manisa kazılardan bulunan bir desti ama yapıldığında çok modern bir şey ortaya. Ya bunu nasıl eskileyebiliriz? Aldım biraz inceledim. Bu fırınlanma olduğu için boya gitmiyor girintiler çok olduğu için boya kazınmıyor. Kazınsa böyle naçizane yine bir şeyler yaptım, ettim, verdim. Beğendiler ama e, çok yaptırmışlar onlardan. Bir şeyler ister bir müşterim de otur yarım saat oturdu, konuştuk. Onun kafasının içindeki o nasıl bir şey görmek istediğini anladım. Anlatamıyor. Aslında görmek istediği şeyi kelime olarak anlatamadı ama ben aldım. Öyle bir şey obje yaptım. Oo dedi tamam bu dedi. E, bu sefer onu yaptığı yere vermedi değil mi? Ya bu dedi, bu dedi benim baş güçlüğüm. ben ona başka bir şey yap dedi. Birine yaptırıyordu bunu. Şimdi genelde benim yaptığım işler CNC'de, dijitalde yapılamayan işlerdir. Mesela kişi diyor ki benim mesela yine bir kafe yaptım, Manisa'da kültürel değerlerini 20 metrekare üzerine işte bir tane tarzan, bir tane mesir saçılan e, anı. Ee, bir yerde e, yıl katlarımız, Sipil Dağımız, bir yerde Mevlevi Haneyi temsil eden semavenler. Şimdi bunları dijital ortamda bana yaptıysa yapamaz. Kimse dijital onu yapamaz. Ya da siyensi onu yapamaz. Bu gibi bizim yaptığımız şeyler e, dijitalin siyensinin yapamadığı şeylerdir. Ha şimdi atıyorum bir firma e, bir e, varsayalım. Bir üründen 500 tane istedi. E 500 taneyi ben kendi elim bunun el emeği, bunun el sanatı olmasın önemli yok. Kendisine zaten anlaşmamız olur. Bunu bunun daha kısa zamanda bitirebilmemiz için dijital ortamdan da faydalanabiliriz. Yani Siyensiden de faydalanabiliriz. O 500 taneyi nasıl edip çıkar? Bu ne olur? Biraz da sürüm olmuş olur. Yani bunun için bir sanatsal eser değil de kalıp usulü yapılabilir. Yapabiliyoruz. Şimdi e, halk eğitiminde yetiştiğim çok var, şimdi üniversitede e, genelde üniversite öğrencileri ya da üniversite mezunu ya da Celal Bayar Üniversitesi'nde doktor olup işte memur olan kesimler var. 5'ten sonra kurs verdim. E, şeyin Yunus Emre halk eğitiminde kurs verdim. Bu kurs verdiğim kursiyelerin içinde tabii ki e, hepsi bu işe gönül vermiş e, ya da bu işle hayatını devam ettiren kişiler olmasa dahi yani en azından 15 kişinin içerisinde iki tane bu işe gönül vermiş, yakalayabiliyoruz. Onlar da kendi naçlanan imkanlarıyla bunu tekrar sürdürmeye çalışıyorlar. Bunun yanı sıra yine bilgi bakımında, yine üniversite bahsedince aklıma geldi. Üniversite bir son sınıf öğrencisi bir kızımız, ustam dedi ben tezimizi sizin üzerinize yapmak istiyorum dedi. Buyur dedim, tezi bitirdi de etti, bir tane de bana göndermişti. E ee, özel okullara e, davet edilip orada öğrencilere bu el sanatları ve oymacılık konusunda seminerler veriyorum. Ee, yine halk e, kurs veririm. Şu anda biraz yoğunluğum, talep yine çok var. Ee, yoğunluğumdan dolayı ilgilenemedim ama şu yoğunluğum attıktan sonra yine e, kurs vermeye başlayacağız nasipse. Artık ahşaba yöneliş başladı. Yani evlerdeki o e, plastik ve yan ürünleriyle oluşan bir oda konsepti ya da salon konseptin artık bilinçli ve biraz da elit kesimler bunlardan uzak ahşaba yöneldi. Hani özellikle mesela dışarıda rafta gördüğümüz çok basit. Yani topu topu 8-10 tane 1 metrelik tahtayla oluşan bir şey raf babaannelerimizin rafı gibi görünse de onu müdürümüzün şehzadeler Halk Eğitim Müdürümüzün odasında yine bir okulumuzun müdürünün odasına. Yani odaya baktığın zaman o hemen hemen dikkat çekiyor. Çünkü ahşabın kendisi canlı bir dokudur. En canlı bir dokudur. E bu artık ahşaba dönüş başladı. Herkes evinde ahşapla ilgili bir şeyler ya da ahşapla ilgili bir şeye dokunmak, ahşapla ilgili bir teneffüs etmek ihtiyacını bilenler bunu yaşamaya çalışıyor. Bu mesleğin aslında bu ucu açık bir konu. Şimdi bunu sadece bunu bir sanatsal ya da zanatsal olarak ele alıp anlatmaya başla bu ayrı bir kategori ayrı bir bu hiç zaman ölmez bu çok nadir olacak çünkü bir sanatçı gerçek bir sanatçı inan 10 tane üniversite bitirse içinde yoksa o onu icra edemez. Bunun bir okulu yoktur. Ha şöyle vardır. Bu doğuştan o gene sahiptir. Ama okulunda o işlenir. Onun içindeki cevherler çıkarılır, maden dönüştürülür, bu, bu buna yer. ama öteki türlü işte modern e Ev eşyasında modern işte e, ahşap ürünleriyle ev dekorasyonu bunların ucu yoktur. Bunun dersi de olur, okulu da olur. Bunlar da öğretilir. Çünkü burada emme basma turma gibi Yani bir kalıp vardır. O makine koyarsın. O kalıbı alırsın. Birbirine geçirirsin. İşte boyarsın, verirsin e, ev dekoru. Ha bu e, biraz daha ekonomiktir ve bunun e, sonu gelmez. Yani bugün de günümüzde dünyanın her tarafında bu gibi e, şeyler, faaliyetler vardır dünyada ahşaptan ve demirden daha çok malzeme yoktur. Ev dünyanın en çok madeni ahşap ve demirdir. Bakın çok olduğu için biraz kıymetsizdir ama dünyanın en değerli iki madeni ahşap ve demir ve ikisinden de üretilen kaleme vurmuş olsak bu demek değildir. Bu tamamen insanın sağlığına da ruhuna da etki eden ve onları iyileştirmeye yönelik bir malzemedir, ikisidir. Şimdi bu ikisinin felsefesini çok iyi anlaması gerek. Yani ahşaptan bir şeyler yapılmak. Şimdi ahşabı alıp ahşapta o sinerji vardır. Ben mesela birazcık absürt olacak değil ama algılanabilir ama değil. Bunu dinleyenler çok iyi hazmetsin. Bir ahşabın ürünü eline aldığın zaman bu ahşabın ömrü süresince kaç yıl güneş gördü kaç yıl gölge gördü kaç yıl nem altında kaldı kaç yıl o doğadan köklerden aldığı o mineralleri tepeye götürdü bir daha geri geldi bu fotosentez olayını yaşadı ben burada bir parantez açayım dünyada hiçbir şey boşuna değildir bazen bir ot biter dağın bir köşesinde bir taşın altında deriz ki ya bunu bir kurt da yiymez, kuş da yiymez, kuzu da yemez. Boşu boşuna oraya çıktı, güneşte çürüdü gitti. Hayır boş değil. O çıktı, çürüdü, toz haline geldi. Zerrecikler minerale dönüştü. Mineralden sularla toprağa karıştı. Yeraltı sularımızdaki mineralleri oluşturdu. Bir otun dahi boşuna bu dünyaya gelmediğini bilip dururken biz koca bir ahşabı, koca bir ağacı boş bir şekilde, belki bu ağaçtan yayılan, hadi bir farzın misali, öyle ağaçlar vardır ki belki farkında değiliz. Belki bizim buradaki o enerjiyi insanların kullanabileceği alanlara dönüştürecek teknoloji olmadığı içindir. Ama bu ağaçlar var olduğu derler ormanlar var olduğu insanlık vardır. Ormanlar yok olunca insanlık da yok olur bu boşuna bu adamları bunu boşuna söylememiş ha bu temel budur ha bundan e, esinlenerek ya bundan yola çıkar ahşapla ilgili bir işin felsefesini ahşabın bu kadar değerli ve önemli bir şey olduğunu önce bunu anlaması gerekir bunu anladıktan sonra ahşaba işte kişinin şekil vermesi e, nerede kullanmaya kendine kalmış bir şeydir artık e, eskiden e, evlerimizdeki o sıcaklık o kaşıklıklarımız ahşaptı. Tel örgülerle dolaplarımız vardı, ahşaptı ve oradaki o sinerji o mu... çocukluğuma insan yani şu anda maalesef bizler çok şanslıyız. Belki sizler de şanslısınız. Çünkü o nenelerimizin o köy evlerinin içerisini gördük biz. Eğer bu böyle devam etmiş olsaydı yeni nesil artık modern adı adı altında büyük bir işkence yani ilişkiler zayıf olur, işte e, saygı sevgi kalmaz, çekirdek aile yapısı dağılır. İşte e, doğuştan bir yerlerin malı olarak doğar zaten. Der ki bir sistem kurarlar, bu kadar nüfus artacak, nüfusun yüzde on beşi beşi versin. işte şu şu böyle istatistiğe girdi mi bir insan oğlu? O bütün insanların felaket demektir. Onun için sevgi, sevgi, ahşabı sevmek, doğayı sevmek, insanları sevmek, iletişim. Bu da da insanları bunları sevmek de iyi bir psikolojiden geçer. İyi bir psikoloji çevreden, doğadan alacağımız enerjiden geçer. O da ahşap ürünlerden mekanlarda ferahlık vardır derler, oraya bağlayalım.